Merhabalar, ben Sezgin. Bugün size anlatacağım konu Fongogo ödül başvurusu. Fongogo bir kitle fonlama platformu. Fongogo'da hem bakın sol tarafta gördüğünüz gibi ödül bazlı kitle fonlaması var. Sağ tarafta gördüğünüz gibi paya dayalı kitle fonlaması var. Bu video içeriğinde ödül bazlı kitle fonlamasını anlatacağım. Çünkü biraz daha kısa ve basit. Paya dayalı kitle fonlaması biraz daha uzun ve karmaşık. Belki daha sonra onun için de bir içerik hazırlarım. Bir yere kadar aslında bir video çekmeden önce bir yere kadar başvurmuştum. Hani süreçleri göreyim, öğreneyim diye. Üyeliğimi gerçekleştirdim. Bir yere kadar başvurdum. Sadece o onaya gönder butonuna tıklamadım. Şimdi sizinle birlikte o kısma bakacağız. Fongogo.com'a girdikten sonra bakın şurada ödül bazlı kitle fonlaması var. Hatta şu ekranımı küçülteyim. Yazılar daha net okunsun. Ödül bazlı kitle fonlaması, ürün ve hizmetlerin kitleye ön satışıyla projelerin fonlanmasına, destekçilerin ise piyasada olmayan ürün ve hizmetlerin ön alımını yaparak hayallerin gerçekleşmesini sağlar. Burada bazen yanlış anlaşılan bir konu olabiliyor. Ödül fonlamada hisse senedi verilmiyor. Hisse senedi paya dayalı kitle fonlamada veriliyor. Neymiş? Girişimcilerle yatırımcıların buluştuğu platform, her türlü yatırımcının istediği tutarla tamamen dijital mecradan yüksek büyüme potansiyeli olan girişimlere yatırım yaparak ortak olmalarını, girişimlerin ise aradıkları kaynağın karşılığında paylarını sunarak hızlı ve şeffaf bir şekilde yatırım almalarını sağlar. Burada hisse veriliyor şirkete ait, girişime ait. Burada hisse verilmiyor. Şimdi platforma git butonuna tıklıyorum. Böyle bir sayfa geldi karşımıza. Şuradan proje başlata tıklıyorum. Bakınız ödül projesi kumbara projesi. Aşağı doğru başka bir şey yok. Proje başlat diyorum. Biz şu anda ödül projesi başlatacağız. Kumbara projesi açıkçası şu an bu tarafla ilgili pek bilgim yok. Araştırmadım da. O yüzden hiç o kısma girmeyeceğim. Proje başlat diyorum. Giriş yap diyor. Üyeyseniz zaten giriş yapıyorsunuz fakat üye olmadığınız için yani ilk defa yapacağınız için şunu yapmanız lazım. Bakınız daha önce üye olmadıysan lütfen yeni hesap oluştur diyor. Buraya da basabilirsiniz. Ya da şuradan üye ola da basabilirsiniz. Zaten ikisinin de gittiği yer aynı. Tıklayalım. Ya ben zaten üyeyim ama en azından sayfanın size nasıl olduğunu göstereyim. Şuradan tıklıyorum. Ad, soyad, e-posta, telefon, şifre. Burada bazı onaylar var. Üye ol butonuna basıyorsunuz. Bakın şöyle bir mail geldi. Ben 11 Haziran'da kayıt olmuşum. Şu anda 30 Haziran. Sezgin Eren, Fongogo üyelik aktivasyonu diye. Böyle bir mail içeriği var. Zaten videoyu durdurup okursunuz. Şurada şöyle bir link var. Aktivasyon için tıklayın şeklinde bir link var. Buraya tıklıyorsunuz. Aktivasyonunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Yani mail doğrulamanızı yapıyorsunuz. Şimdi bu kısmı kapatıyorum. Bu kısmı da geçiyorum. Zaten dediğim gibi ben üye olduğum için direkt giriş yap butonuna basıyorum. Bilgilerim zaten burada kayıtlı. Giriş yap butonuna basıyorum. Şimdi burada bakınız direkt proje başlat kısmını attı bize. Ne kadar fona ihtiyacın var? Projenin adı nedir? Buraya mesela atıyorum 250.000 TL'ye ihtiyacınız var. Projenizin adı da Etecommerce. Bu kadarla bitmedi elbette. Başlat diyorum. Bakın bizi bu sayfaya attı. Artık bu sayfadan itibaren adım adım bilgileri doldurup aşağı kısımda başvuru diyeceğiz. Şimdi ben bu kısmı geçiyorum. Dediğim gibi ben zaten bu bilgileri doldurmuştum. Nerede benim o bilgilerim? Şurada Sezgin Eren yani profil bilgilerime geliyorum. Profilime geliyorum. Projelere geliyorum. Bakınız burada gördünüz mü? Videodan önce başvurmuştum. Taslakta daha göndermedim. Çünkü video içerisinde size göstererek göndereceğim. Buradan silebilirim. Acaba sil butonuna bassam ne yapar? Oh, yayındaki proje silemezsiniz. Direkt sildi zannettim. Bir heyecan yaptı yani neyse. Düzenle butonuna basıyorum. Bu arada basmazdan önce ha şu aşağıdaki oluşturduğumu sileyim bakayım. Çünkü onda bir işlem yapmadım. Evet, onu direkt sildi. Bu arada bunu ilk defa denedim söyleyeyim. Neyse, düzenle butonuna basıyorum. Düzenle butonuna basmadan önce dilerseniz gelin şeyi göstereyim size. Profil bilgilerimizi nasıl düzenleyeceğimizi göstereyim. Şuradan profil düzenleye geliyorum. Bakın burada hesap ayarları, profil, adres bilgileri ve bildirimler kısmı var. Hesap ayarlarına gelelim. Burada mail adresimi yazmışım. Burada şifre bilgilerim var. Burada profil linkim. Bu Fongogo'daki profil linkim. Göstereyim. Bakın ödül.fongogo.com profile slash sezgin-eren yani böyle bir link. Buradan da hesabı sil kısmı var. Yani bu butonla Fongogo hesabınızı silebiliyorsunuz. Profil kısmına geçiyorum. Profil görseli var. Görselin nasıl olacağına dair bilgiler var. Kişisel bilgiler, ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, cep telefonu ve TC kimlik numarası. Aşağıda hikaye. Sosyal medya hesapları var. Adres bilgilerine geçiyorum. Burada teslimat adresi, fatura adresi. Burası niye Tayvan kalmış?
Ya burada şöyle bir sıkıntı var. Sıkıntıyı söyleyeyim size. Güncellenmiyor. Yani bir güncelleniyor, bir güncellenmiyor. Çok çözemedim bunu. Mesela bakın, şimdi birlikte yapalım. Türkiye dedim. Hatta burayı değiştirmek için şurayı tıklamak lazım. Şuraya da Türkiye diyeyim, hatta en başta. Bakın, Türkiye'yi seçtim. Kaydet diyeceğim. Tayvan yaptı. Yani anlamadım. Niye böyle olduğunu anlamadım. Bu üyeliğimde de beni çok uğraştırdı. Açıkçası niye böyle bir fikrim yok. Muhtemelen sistemsel bir sıkıntı var. Olmazsa eğer unutmazsam videodan sonra, hatta şuraya bir notumu alayım da yazayım şunlara. Tamam, notlarımı ekledim. Ben daha sonra onlara gönderirim. Bildirimler kısmına geliyorum. Burada da bazı bildirim ayarları var. Şimdi profilim kısmına geldim. Şurada projelere geldim. Düzenle butonuna basıyorum. Az önce proje başlatırken buralar boştu ya. Şimdi bakın, proje ve bir görsel ekledim. Görselimi yükledim. Diyor ki JPEG ya da PNG olması lazım. 760 genişlik, 570 yükseklik şeklinde bizden projenin görselini istiyor. Projenin, yani bu görsel boyutun 2 MB üzerinde olmamasını istiyor. Projenin adını burada yazıyoruz. Kısa hikayesini burada yazıyoruz. Kategorisini seçiyoruz. Bakın burada diyor ki proje lokasyonları, projen belirli şehirlerde hayata geçecekse bunları seçebilirsin. Herhangi bir seçim yapmadan da ilerleyebilirsin ki zaten ben herhangi bir seçim yapmadım. Neredeydik? Profil kısmından geliyoruz buraya. Kaydet ve devam butonuna basıyoruz. Hakkında kısmına geldik. Burada proje videosu. Fongogo için bir tane video çekmiştim. Daha doğrusu genel bir video çekmiştim, fakat bu videoyu Fongogo'ya ekledim. Videoyu da göstereyim. Şöyle. Bakın, Etecommerce YouTube kanalında Etecommerce nedir isimli bir video içeriği oluşturdum. Yani tam da aslında kullanıcıların, yani yatırımcıların ya da bağışçıların diyeyim artık nasıl tabir ediliyorsa, onların görmek istediği cevap tam olarak bu video olacaktır. Burada 4 dakika 37 saniyelik hani Etecommerce nedir içeriği anlattım. Siz de böyle projenizi anlatan bir içerik çekip video linkini paylaşabilirsiniz. Burayı kapatıyorum. Video linkini dediğim gibi yazdım. Hakkında kısmında şimdi burada şöyle bir durum var. Aslında bu arka tarafta bir açıklama vardı, bir bilgilendirme vardı. O bilgilendirmede sizin açıklamayı nasıl yapacağınızı anlatan bir kısım vardı. Ben onu silip kendi açıklamamı, kendi bilgilendirmemi yaptım. Hatta onu nasıl gösterebilirim size? Şöyle yapayım. Yeni bir proje başlatayım. Bir dakika. Proje başlat. Ödül projesi. Yine 250 bin diyeyim. Etecommerce B2 diyeyim buraya. Başlat diyeyim. Hakkında. Tamam, şimdi oldu. Demek istediğim şey buydu. Sistem sizi yönlendiriyor. Diyor ki mesela projenin kısa özeti, işte ihtiyacın olan finansman sunumunu öneriler şeklinde. Bu açıklamaları okursunuz. Bu açıklamaları okursunuz. Ona göre içeriğinizi doldurursunuz. Bu sefer silmeyeyim de şöyle bir köşede kalsın. Hatta şöyle yapayım, kafada karıştırmasın. Bu da tamam. Yazdık. Yani ete nedir, ne istiyoruz, ne planlıyoruz, ne yapıyoruz, hepsini yaptık. Kaydet ve devam butonuna tekrar basıyorum. Geldik galeri kısmına. Projen için görsel eklemelisin diyor. Bir tane video ekledim, bir tane de görsel ekledim. Daha fazla görsel ekleyebilir misiniz? Bakayım. Bir tane yeni bir görsel seçtim. Bir kaydettiğim bakalım ne yapacak. Evet. İki tane görsel eklenebiliyormuş. Yani birden fazla görsel eklenebiliyormuş. Tamam, eklemiş olayım. Kaydet ve devam et butonuna basıyorum. Bu arada ölçüleri ben rastgele ekledim. Şöyle şunu sileyim. Bir daha ekleyeyim. Yani minimum 760'a 570 diyor. Ben yine de ekleyeceğim. Tamam, dursun bakalım. Eğer daha sonra tasarımı bozan bir durum olursa geri silerim. Kaydet ve devam butonuna basıyorum. Geldik fonlama sayfasına. Bakın, burada bir bilgi var. Burayı videoyu durdurup okursunuz. Ben işaretledim ama yani anladığım şey herhalde bir kredide bir avantaj. Size kalmış işaretleyip işaretlememek. Projenin türü bireysel ya da şirket, bunu seçtim. Fonlama hedefi 250 bin TL olarak belirledim. Yani günün sonunda 250 bin TL almayı hedefliyorum Fongogo tarafından. Daha doğrusu Fongogo'ya bağışta bulunan destekçiler tarafından diyelim. Fonu tamamlama süren ben 60 gün olarak belirledim. Zaten maksimumda 60 gün olarak yazıyor burada. Sivil toplum kuruluşları için maksimum 90 gün diyor. Ben buraya 60 gün olarak işaretledim. Toplanan fonu diyor nereye göndermeniz? Projen başarılı olduğunda fonu aktaracağımız bir banka hesabına ihtiyaç var.
bireysel şahıs limited anonim şirketi. Şu anda daha şirket kurulmadığı için, yani bu e-commerce için şirket kurulmadığı için ben burada bireysel bilgilerimi yazdım. Diğer bilgilerimi de bu şekilde kaydet ve devam et butonuna basıyorum. Ödüller kısmına geldik. Şimdi şu yazıyı bir okuyalım. Projenin destekçilerine teşekkür etmelisin. Bunu farklı destek miktarları ile ödüller oluşturarak yapmalısın. Destekçilerine ürettiğin ürünlerden gönderebilir, bir teşekkür jesti yapabilir veya ona özel bir deneyi yaşatabilirsin. En az 3 ve en fazla 9 farklı destek miktarı için ödül oluşturmanı tavsiye ediyoruz. Yaratıcı ödül örnekleri için proje yürütme rehberimize göz atabilirsiniz. Bakalım ne varmış burada. Evet, burada bazı bilgiler var. Uzunca bir şey. Siz daha sonra linke girip okursunuz. Şimdilik kapatıyorum. Ben burada bazı ödüller ekledim. 100 liraya bir teşekkür, 5000 liraya ticaret paketi, 250 liraya işte destekleyenler kısmı, böyle. Gelin birlikte bir tane ödül ekleyelim. Bu ekleyeceğimiz ödül ne olsun? Şimdi bizim sistem bir e-ticaret altyapısı ya. E-ticaret altyapısı olduğu için etecommerce.com isminize özel etecommerce.com alt alan adı diyelim mesela. Ya da domain adresiniz bizden diyelim. Şöyle ödül ekle butonuna basayım. Burada bir görsel istiyor. Görsel eklemek zorunlu değil fakat eklerseniz iyi olur. Ödülün adını yazalım. İsminize özel alan adı. Bu şekilde. Destek miktarı. Bu alan adını ne kadarlık bir destek gelirse vereceksiniz. Şimdi şöyle bir durum var. Şu anda bir alan adı, bakalım ne kadarmış. Rastgele domain yazdım. denemebilik3456.com.tr alınmış gözüküyor. Neyse. 9.49 diyor. Bakalım. 9.49 çarpı 1.18 çarpı 25. 280. Aşağı yukarı 280 TL'lik bir fiyatı var. Kapatayım. Yani buraya şimdi 280 TL'den aşağı bir tutar yazarsanız aldığınız desteğin bir anlamı yok. Biz buraya 5000 lira diyelim. Afaki bir rakam yazdım. Kaç tane göndereceksiniz diyor. 10 kişiye böyle bir vaadimiz olsun. Yani 10 tane, yani 5000 lira ödeyen 10 kişiye böyle bir vaadimiz olsun. Ödül açıklaması kısmına da bu şekilde yazdım. Burada bir not düşmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle bir not düşmemiz gerekiyor. Günümüz teknolojisinde boşta bir domain bulmak çok kolay değil. O yüzden böyle bir söz vermiş olmak yanlış bir algıya sebep olabilir. Onu da şöyle düzeltelim. Not. Böyle bir açıklama yazdım. En azından bu sürece girdiğimiz zaman ya hani sen söz vermiştin bak olmadı alamıyorsun demenin önüne geçmiş oluruz. Ürünüme özellik eklemek istiyorum. Tıklarsanız ürüne buradan özellik eklersiniz. Ben şu anda bir özellik eklemeyeceğim. İptal ediyorum. Teslimat adresi gerekli mi? Teslimat adresi kısmı şöyle. Eğer vereceğiniz ödül ya da taahhüt ettiğiniz ürün her neyse bunu kargo ile gönderme durumunuz var ise burayı seçiyorsunuz. Ben şu an hayır seçeceğim çünkü benim kargo ile gönderme durumum yok. Online mecrada yapılabilecek bir çalışma. Burayı seçiyorum. Burası otomatik olarak zaten şey oldu, pasif oldu. Şimdi bunu ekledikten sonra bir de kargo ile gönderilebilecek bir ürün ekleyeceğiz. Buraları geçiyorum. Kaydet butonuna. Hatta şu daha net anlaşılabilmesi için şunu şöyle yapayım. 4500 TL yapayım. Diğer rakamlarla karışmasın. Kaydet diyorum. Ha, proje sahibi. Evet. Bu uyarıyı şu yüzden verdi. Videoya başladığımda ufak bir ara vermem gerekti. Şimdi tekrar geldim. Oturum açmadan projeye devam ettim. Galiba o yüzden bu hatayı verdi. Şöyle bir tamam diyeyim. Evet, beni oturumdan atmış. Giriş yap diyelim. Muhtemelen eklediğim ödül de gitmiştir. Aynen, eklediğim ödül gitmiş. Ama bir daha uğraşmayacağım o kadar. Tekrar girmek için. Siz zaten gördünüz. Gelin bir de birlikte kargo ücretli olanı girelim. Tekrar ödül ekle diyorum. Buradan ödülü kupa bardak baskısı diyeyim. Normalde bir kupa bardak baskısı kargosu dahil 60 TL'ye geliyor. Hani ona göre bir şey belirleyelim. Destek miktarı da 300 TL olsun. Buradan da diyelim ki 50 tane göndereceğim diyelim. Yani 50 taneyi şöyle gönderiyoruz. Destekçiler arasındaki 50 kişiden 300 TL'yi ödeyenlere bunu göndereceğiz. İsminize özel kupa bardak baskısı diyelim. Ne zaman göndereceksiniz? Kampanya bittikten atıyorum 10 gün içerisinde göndermeye başlayacağız. Teslimat adresi gerekli mi? Evet. Evet seçiliyse destekçinin adresini isteyecek Fongogo. Yani ödeme ekranda ya da bir şekilde o esnada destekçinin adresi isteyecek. Kargo ücreti eklemek istiyorum. Tıklarsanız, bakın tıklayayım. Şöyle Türkiye'yi seçeyim. Kargo ücretine de ne diyeyim? 35 TL diyeyim. Bakın. Ekledim.
Şimdi bu ne demek? Bunu ekledim ya. Destekçi 300 lira değil, 335 lira ödeyecek. Yani siz kargo ücretini destekçiye yıkmış oluyorsunuz. Hani bunu bu şekilde anlatmış oluyor. Kaydet butonuna basıyorum. Nereye attı? Bakın 300 TL. Kupa bardak baskısı. İsminizi özel kupa bardak baskısı şeklinde. Düzenle diyorum. Bakınız ayarlar burada geldi. Şimdi gelin bir de resim ekleyelim. Ben resim eklerken Photoshop uygulamasını kullanıyorum. Yani kendim Photoshop kullanmayı bildiğim için Photoshop'u kullanıyorum. Demiş ki 760'a 570. Şöyle yapayım. 760'a 570. Oluştur. Şimdi buraya bir tane kupa bardaklı bir resim ekleyeyim. Bir dakika. Evet, resmimi ekledim. Şöyle bakayım. 760'a 570. Şunu bir kaydet diyelim. Ctrl Shift S. Resmimizi kaydettik. Şimdi gelelim. Görsel seç. Görseli seçtim. Güncelle diyorum. Burada yenileme oldu mu? Ödüller. Düzenle. Evet, burada gösteriyor. Demek ki listede göstermiyor. Görselimi de eklemiş oldum. Görsel eklemekte fayda var. Yani eklemeniz destekçilerinizin, yani bağışlarınızın görmesi açısından faydalı olur. Resmi silmek isterseniz buradan tıklayıp hiç onaylamadan direkt sildi. Ama burada güncellemedi. Bir kapatayım. Düzenle diyeyim. Tamam, silmiş. Güzel. Yani onaylayıp silebilirmiş. Kapatayım. Sonra bunu sileceğim. Onun haricinde benim burada resim eklediğim de var, resim eklemediğim de var. Bakın resim eklememişim. Ben şunları bir resim ekleyeyim, geri döneyim. Çünkü sizinle birlikte projeyi göndereceğim. Resimlerimi girdim. Burada kaydet devam et. Takım kısmına geldik. Burada bakın davet edilen e-posta adresi. Buradan e-posta adresiyle takım arkadaşınızı davet edebilirsiniz. Mesela ben buradan kendi mail adresimi yazayım. Davet et. Bakalım ne mail geldi. Yani mail gelmedi. Baktım herhangi bir mail gelmedi. Ben bunu da Fongogo'ya yazayım. Yazdım. Tamam. Burada takımın üyeleri diyor ki onay bekliyor diyor. Görev ve yetki. Dedim ki mail gelmedi. Ben şunu şimdilik sileyim. Sildim. Tamam. Burada şu anda tek ekip olarak kendimi ekledim. Az önceki gösterdiğim şekilde kendiniz eklemeler yapabilirsiniz. Kaydet ve devam butonuna basıyorum. Burada sık sorulan sorular var. Bakın ne demişim işte kendim buradan 1, 2, 3 tane soru oluşturmuşum. Siz buraya tekrar yeni bir soru ekleyip niye bu kadar çok ekledi anlamadım. Sayfayı bir daha bir yenileyim. SSS demiş. Tamam. Artıya basıyorum. Az önce gördünüz değil mi? Bir sıkıntı oldu orada. Şöyle yapayım. Onu da yazayım. Yani video çekerken Fongogo'ya ileteceğim bir sürü eksik çıktı. Ama bunlar hani düzeltilmeyecek konular değil. Sadece biz bilgilendirmiş olalım. Yaparlar yapmazlar. Kendileri bilir. Şöyle mesela neden Fongogo? Çünkü kolay. Mesela gibi mesela. Buradan artı derseniz bir daha ekliyor. Ben şimdi bunu sileceğim. Şunu da sileyim. Kaydet down butonuna basıyorum. Ekstralar geldi. Ekstralarda neler var? Sosyal medya hesapları, etiketler var. Ben sanki bu etiketleri eklemiştim ama yine de bir gireyim etiketleri. Yani Facebook paylaşım görseli diyor. 1200'e 630. Şu etiketleri gireyim önce. Etiketlerimi girdim. Facebook paylaşım görseli oluşturayım bir tane. 1200'e 630. Hemen oluşturuyorum. Görseli seçtim. Profili attı. Ben hiç anlamadım. Tekrar geleyim ekstralara. Etiketler gitti. Görsel gitti. Bir daha seçeyim. Şimdi geldi. Şunu da yazayım bari. Evet. İlginç. Etiketleri tekrar ekleyeceğim. E-ticaret. E-commerce, entegrasyon, ihracat, kobi,
daha yazamıyoruz. Peki. Burada Google Analytics diyor. Burayla ilgili bir işlem yapmadım, yapmayacağım. Google Pazar diyor. Burayla ilgili bir işlem yapmayacağım. Şurada proje ön izleme linki var. Şunu alayım bakalım neymiş bu. Kopyala. Evet. Proje onaylanırsa nasıl görüneceğini gösteriyor. Güzel. Gayet güzel. Bu arada bunu şimdi görüyorum. Ben böyle ön izleme yapabileceğimizi bilmiyordum. Evet. Gayet güzel. Demek ki eğer proje onaylanırsa, yayına çıkarsa böyle bir ekranla karşılaşacağız. Şimdi bu kısmı geçiyorum. Kaydet ve devam. Oh, güzel. Sözleşmeye kadar geldik. Burada bir sözleşme var. Sözleşmeyi okursunuz. Buradan onayı tıkladım. Yine burada bir sözleşme var. Burayı da okursunuz. Yine burada onayı tıkladım. Bakın burada bir ön izleme yap var. Az önceki yere tekrar geri attı. Kapatıyorum. Başvur butonuna tıklıyorum. Projen aktif edilmeden önce değerlendirme amacıyla Fongoga ekibine gönderilecektir. En geç 3 iş günü içerisinde e-posta ile geri dönüş yapılacaktır. 3 gün içerisinde ne dönülecek bilmiyorum. Eğer ben bu videoyu atmazdan önce geri dönüş gelirse videoya eklemiş olurum. Ama videoyu daha erken yayınlarsam belki ikinci versiyonu çekerim. Bilemiyorum. Ama ben şuradan, bu arada bugün 30 Haziran 2023 bayramın 3. günü. Önümüzdeki haftaya anca dönerler. Birikmiş işler vesaire olur. Belki 1-2 hafta önce dönüş yapmayabilirler. Bilemiyorum. Tamamen tahmini konuşuyorum. Ok butonuna basıyorum. Ne diyor? İnceleme için bekliyor diyor. Şurayı biliyorsunuz. Denemek için oluşturmuştum. Şunu siliyorum. İnceleme için bekliyor. Onun haricinde düzenle yaptığımız zaman düzenle yapabiliyor muyuz? Bir ona bir bakayım. Farklı bir kısmı attı. Destekçiler, güncellemeler diye. Henüz projeyi güncelleme eklemedin. Destekçin yok. Proje yönetimi panelinde destekçi listene ulaşabilir. Projenle ilgili güncelleme ekleyip duyurabilirsin. Profil. Kategori seçimi kaybolmuş. Yani dur bakayım, yaptırmıyor. Hakkında güzel, tamam, duruyor. Galeri duruyor. Fonlama tamam. Yani değişiklik yaptırmıyor. Güncelleme ekle butonu var burada. Bir bakayım ne işe yarıyor. Deneme güncellemesi. Deneme içeriği. Kaydet. İşte açıkçası kaydet deyince ne olacağını bilmediğim için kaydet demeyeceğim. Ama size de bilgi vermek için denemek istiyorum. Bir deneyeyim bakalım ne olacak. Ha. Yani düzenle. Kapat. Sil. Ha, korkulacak bir şey yokmuş. Güzel. Evet. Şu an destekle deyince ne yapıyor? Bir şey yapmıyor çünkü proje onaylanmadı. Bu kadar. Bitirdim. Dediğim gibi bu Fongogo'da ödül projesiydi. Kullanıcılarına normalde hisse verilmiyor. Yani o kitle fonlama. O bambaşka bir dünya. Fakat ben buna rağmen ödüller arasında şöyle bir şey ekledim. Bakın. 50.000 TL. Eğer olur da böyle bir süreç gelişirse Etecommerce şirketinden 50.000 TL %1 hissesini vereceğimi taahhüt ettim. Gelirse bu şekilde başka bir süreç ilerleyecek. Yani Fongogo'dan ayrı bir süreç ilerleyecek. Biz kullanıcıya, destekçiye Ete şirketinden %1 hisse vereceğiz. Yani normalde bu olan bir şey değil. Yani şöyle olan bir şey değil. Bunun için kitle fonlamaya girersin. Belli bir miktar dağıtırsın, hisse dağıtırsın. O hisse karşılığında fon toplarsın. Ben bunu farklı bir modele evrildim. Kabul edilir edilmez bilmiyorum. Kabul edilirse destek gelir gelmez onu da bilmiyorum. Ama gelmemesi için bir sebep de görmüyorum. Bakalım. Yani birlikte deneyimleyip göreceğiz. Şu ana kadar biz onaya gönderdik. Onay gelir mi gelmez mi bunu zaman gösterecek. Muhtemelen düzenleme isteyebilirler. Ek bilgi isteyebilirler. Reddedebilirler. Yani her şey olabilir. Hiçbir bilgim yok. Ama Fongogo ödül sistemine kısacası başvuru bu şekilde. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.